Bakın oraya sağa, mezarlık var. Yahudi mezarlığı var. Onu 400 yıllarına kiralamışlardı. Ama işgal olunca kulaklık olmayanlar bana yanaşabilirler. İşgal tabii Osmanlı Devleti yırtılınca bir de burayı işgal edince 400 yıl falan meselesi kalmadı. Zaten bütün devlet toprakları elden çıkmış oldu. Yahudiler neden burayı tercih ediyorlar? Burası çok önemli bir yer onlar için. Şöyle ki onların Kabe'leri nereydi? Kubbetü Sahra'nın olduğu yerdi. Mescid-i Haramları neydi? Bizim Mescid-i Aksa'mız idi. Onlar Mescid-i Haramları. Kabe'lerine yani Kudüs-ül Akdes'e verdikleri bir isim daha var idi. Neydi o? Beyt-i Mikdaş. Beyt-i Mikdaş demek Tanrı'nın evi demek. Onlara göre Allah'ın evidir o. Onların inanışına göre ki Hristiyanlar da öyle inanıyor. Bizim kaynaklarımızda da öyle. Birazdan bizim kaynaklara geleceğim. İnanırlar ki haşrolunma günü bu vadinin ismi ne? Kıyamet Vadisi. Bir diğer ismi ne? Cehennem Vadisi. Neden Cehennem Vadisi? Sırat Köprüsü buradan El-Aksa alanına kurulacak. Bunlar semboliktir. Yani mana alimi şeylerdir, tarihlerdir. Ama katiyetle bir dini şeyi anlatıyorum şu anda. Hem Hristiyan hem Yahudi. Özellikle Müslümanlarda da öyle. Sırat Köprüsü buraya kurulacak. Sırat buradan oraya kurulacağı için bunlar ne yapacaklar? Beyt-i Miktaş'a yani Tanrı'nın evine gidecekler buradan. Bir an evvel oraya varmak, Tanrı'yla buluşabilmek için haşrolunma vakti, kıyamet günü. Bir an evvel Tanrı'ya kavuşmak ve cennete ki onlar cehenneme gitmek için ne yapacaklar? Çok yakın bir yere defnolunmak istiyorlar. Buradan kalkacak, hemen oraya gidecek, buluşmuş olacak. Kendi inancına göre cennete gidecek. Bu şey de önemli. Nasıl cehenneme gidecek? Hristiyan Yahudilere göre veya Müslümanlara göre. Burası neydi? Bir vadiydi. Köprü kurulacaktı. Köprüden düşen bizim de bildiğimiz Sırat Köprüsü'nden geçemeyen cehenneme gidiyor. Dolayısıyla düşeceği yer cehenneme gideceği yer. Burası onun için cehennem vadisi. Her ne kadar kıyamet vadisi ise de yani kıyametin kopacağı yer olarak burası ise de bizim hadis literatürümüzde ne geçer burası? Arzul menşeri vel mahşer. Menşer ayağa kaldırılma, mahşer haşrolunma yeri. Beytül Makdis için, Kudüs için. Bizim literatürümüzde de böyle olduğu için kıyametin Beytül kopacağı Makdis yer olarak kabul edilir. Üç din için. Madem kıyamet kopacak, kıyamet vadisidir bu vadi. Madem sıratı, böyle ağlama duvarın oldu ya. Cehennem vadisidir bu vadi. Yani sen cehenneme gitmiş olacak. Yahudiler için onu söyledik. İlk etapta Yahudiler buraya geldikleri zaman böyle bu kadar mezarlık yok idi. Çok işte milyon dolarlık mezarlar buradaki mezarlardı. Bunları nasıl yaptılar? İlk aylarda özellikle gelip geceleri taş koyuyorlardı, mezar görünüm veriyorlardı. Öyle yaydılar ilk başlarda. Zaten şu anda da yetmiyor. Yetmediği için çok pahalı. Yahudilerin gömülmeyi tercih ettikleri yerdi. Burayı burada kapatalım. Lütfen sorursan. Rica ederim. Yahudilerle ilgili konuyu kapatalım. Bütün konuyu anlatayım. Her biriyle, her bir başka şeylerle ilgili soru da olabilir. Onları alırım. Sağ tarafımıza bakalım. Sağ tarafta bakın bir duvar zaten bölüyor yolu. O duvar önemli bir yol. Hristiyanlar inerler o yolu kullanırlar. Bir buradan bir de Rabia'nın ötesinden bir yol daha var. Arkadan dolanır. Tam bir adacıktır. Bu kutsal bir adacıktır onlar için. Yüce Yükseliş Tepesi'nin hemen yan paralelinde. Ne yaparlar? İkisine valide buluşuyor. Sağ tarafımız, sağ taraftan da aziz mezarları var. Değerli bir mezarlık onlar için de. Gözle göreceğimiz mezarların nerede Hristiyanların? Vadiye doğru inelim. Hristiyan mezarları. İtibariyle söylüyorum. Bakın aşağıda otobüsleri görüyor musunuz? Duranlar evet. Lacivert ve beyaz. Lacivert ve beyaz otobüsün hemen aşağısında bir adacık daha var. İleriye doğru gittiğimizde burada. Bakın mezarlar görünüyor ağaçların altında. Otobüslere kadar da mezar dolu oralar. Çoğu vadiyelerin büyük ileri gelenlerin Hristiyanların mezarları. Şu anda hareket halindeki caddedeki beyaz otobüs arkasında taksi var. Onun bize doğru benisinde 1, 2, 3, 4. adada mezarları görüyorsun. Onlar Hristiyan mezarları. Solumuz ve önümüz Yahudi mezarları, sağımız Hristiyan mezarları. Karşı tarafımız cadde itibariyle tamamı yol boyunca ta yolun bittiği yere kadar Müslüman mezarları. Oraya geleceğim birazdan. Hristiyanlarla ilgili önemli bir yer burası. Önemine binaen söyleyeyim. Bakayım otobüslerin duran lacivertle beyaz otobüsün tam karşısında alınlarını ben seçebiliyorum ama bildiğimden dolayı, gördüğümden dolayı onu bir daha harbiden görürüz. Onun karşısında Bütün Milletler Kilisesi diye bir kilise var. Çok kubbeli. Neden Bütün Milletler Kilisesi? Bütün Hristiyan milletlerinden para toplanarak yapılmıştır. Yani onları birleştirme adımıydı bu. O kilisenin önemi ne? İki önemi var. Birincisi kilisenin içerisinde Meryem'in ana ve babasının makamlarının olduğuna inanırlar. Yani öyle bir yer yok. Öyle inanırlar. Yani Hanne ile İmran. Bir başka önemi daha var. Bu şeyde daha somut bir önem. Kilisenin duruşu zaten El-Aksa'ya doğru. Sağ tarafında bahçe var, zeytinlik var. Zeytin ağaçları gerçekten çok eski, belli. O zeytinliğin ismi Getsemane zeytinliğidir. Hazreti İsa, Hazreti Davud'un oradaki Sen Simon'un evinde son akşam yemeğini yedikten sonra ne yapmıştı? Vadiye gelmişti. Vadide Getsemane zeytinliğindeyken ihbar edilmişti.
Hazreti İsa'nın ihbar edilip yakalatıldığı yer olması hasebiyle Hristiyanlar için önemli bir yer. Hazreti İsa burada yakalanmış yani. Sağ üst tarafında bakın zaten sarı altın gibi görünüyor. Kremlin'e benzeyen Rus Ortodoks Meşdenli Meryem Kilisesi. Yine aşağıdaki vadinin devamını söyleyeceğim. Hemen vadinin bütün milletlerin yaklaşık 400 metre sağında Meryem Ana Kilisesi var Ermenilerin. Orada ne var? Aşağı girdik. Zaten kayaya oyulmuş bir kilise Meryem'in kabrinin metfun olunduğu yerin orası olduğuna inanıyorlar. Boş bir lahitten söz etmiştim ya. O boş lahit orada. Ermenilerin elinde bir kilise. Meryem'in kabri orada diye inanıyorlar. Şimdi Hazreti İsa havarilerine burada ders verildi. Bir şey daha var. Konuyu sağlamlaştıralım, bütünleyelim. Altyapıyı yorulduk mu? Lütfen şu tam benim hizama bakın. Aşağı doğru Yahudi mezarlarının bittiği yerde bir ağaç var. Ağacın sağında bir tane huni gibi uzun bir şey var. Evet, külliye var sanki. Hazreti Davud'un oğlu Avaşalom'un kabri. Hazreti Davud'un oğlu Avaşalom. Onun sol tarafında yaklaşık belki 100 metre sonra solda bir tane öyle gerdik gedi gibi şeyler var. O gediğin içinde buradan görünmez, mümkün değil. Hazreti Zekeriya'nın kabri var. Hazreti Zekeriya'nın büyük bir lahdi var. Hazreti Zekeriya'nın kabri de burada. Hazreti Davud'un oğlu belki eski Davud'un oğlunun anne, yanında. Hazreti İsa'nın havalilerine ders verdiği yer bu vadiydi. Hazreti İsa'nın ihbar edildiği yer. Bu kadar bir yoğun bölge, Ali İmran'la ilgili bu kadar yoğun bölge çok tesadüfi değil. Hazreti Davud'un oğlunun, Hazreti Zekeriya'nın burada bulunuşu, İsa'nın yakalatıldığı, havayla ders verdiği, Meryem'le annenin makamları, ya bu kadar yoğun bölge gerçekten yabana atılır bir yer değil. Konuyu burada kapatıyorum. Devam edelim. Hristiyan bölgesini böyle tanıttıktan sonra caddede karşımızda araçlar gidip geliyor. Küçük doblo var, bir tane yalı, minibüs gibi bir şey gidiyor. Onu sınır edelim, o cadde bizim için sınır olsun lütfen. O sınırdan El Aksa'ya doğru. Bakın şehrin sınırlarını görüyoruz. Bütün alan sağa doğru gidelim. Biz şu anda tam doğu bölgesindeyiz. Doğunun tam güney ucundayız. Yani güney doğu köşesindeyiz. El Aksa'nın şu anda bize hiza olan köşesi güney doğu köşesi. Güney doğu köşesinden daha kuzey batı köşesine kadar. Bakın yukarıda kule var. Görüyorsunuz. Ağaç çıkıyor beyin ötesine. O kule Rockefeller Müzesi'ydi. Osmanlı Postanesi'ydi. O kule surların aşağı yukarı başladığı yerin hemen karşı tarafı. Yani 20 metre berisinde surlar başlıyor. Halı saha, deliler var zaten orada. Orası tam surların bittiği yerdi. Kudüs şehrinin tamamı bundan ibaret. Gördüğünüz şu uçtan oraya kadar. Önemli bir şey, Mescid-i Aksa'nın güney duvarıyla doğu duvarı hem şehrin duvarıdır hem de mescidin duvarıdır. Sorry, şu doğudan gördüğünüz bütün alanın tamamı kesintisiz Müslüman mezarlığıydı. Burada önemli bir şey var. Yahudilerin giremediği, yanaşamadığı tek duvardır bu. Yani bizim Müslümanların mezarları şu anda doğu sınırımızı, doğu duvarımızı ve Mescid-i Aksa'nın doğu sınır duvarını ne yapmıştır? Korumuştur. Yalnız İsrail'in Kedim Yoroshlayn diye projesi vardı. Merak edenlere linkini atalım. Çok detaylı proje. O projenin ayaklarından bir tanesiydi. Buradan, bu noktalardan oraya, mezarlık alanına bir köprü teleflik kurulacak. Dolayısıyla oradaki mezarların büyük bölümünü kaldıracaklar. Kaldıracakları mezarları söyleyeyim. Müslüman mezarları kesin. Buradaki sahranın berisi.